Herkese merhabalar. Bugün değişik bir sos yapacağım. Kış gelmeden artık son kalan domateslerimizi kullanarak güzel, çok nefis bir sos yapacağım size. Öncelikle domatesleri küçük küçük doğrayacağım. Üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Domateslerimizi bir süzgecin içine doğruyorum. Üzerine tuzu eklediğim zaman sarı sularını alt tarafa doğru akıtacak. Daha sonra biberlerimi güzel küçük küçük doğrayacağım. Birkaç diş sarımsak. Şöyle yaklaşık 1 kilo kadar da patlıcanları, onları da küçük küçük doğrayacağım. Onu da üzerine tuz koyacağım. O da kara suyunu tuzlu suda atacak. Daha sonra güzelce elimde sıkarak onları da robotta çekeceğim. Şimdi biberlerimi de güzelce yıkadım. Onları da robotta çekeceğim. Biraz tatlı biber, biraz da şu küçük cil biber dediğimiz acı biberlerden koyacağım. Hepsini robotta çekeceğim. Daha sonra domateslerimi tencereye alacağım. Domateslerimi bir taşım kaynattıktan sonra onu da robotta çekeceğim kaynattıktan sonra. Bu yapacağım sosu kahvaltılarda yiyebilirsiniz. Normal yemeklerinizi yediğiniz zaman küçük kaselere koyup yemeklerinizin yanında yiyebilirsiniz. Meze olarak yiyebilirsiniz. Yani dilediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle kahvaltılarda çok güzel oluyor. Ekmeğinizin üzerine sürüp bile yiyebilirsiniz. Şimdi patlıcanlarımı da böyle küp küp doğradım. Onların da üzerine biraz tuz koyacağım. Biraz önce de söylediğim gibi şöyle 1-2 saat beklettikten sonra patlıcanlarımı avucumun içinde sıkacağım. Acı suyunu, kara suyunu atacak. Ondan sonra onu da robotta çekeceğim. Kaynayan domatesin içerisine koyacağım. Patlıcanı, biberi, sarımsağı. Şöyle bir su bardağının başından şöyle bir parmak kadar eksikte yağ koyuyorum içine. Tabii ki tuzunu da koyuyoruz. Güzelce kaynatıyoruz. Hiç suyu kalmayana kadar kaynıyor. Daha sonra soğuduktan sonra ben bunları temiz kavanozlara koyup sıkıca kapaklarını kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Soğuyana kadar bekletiyorum. Ters çevirdikten sonra tabii üzerine güzel temiz bir havlu koyuyorum. Şöyle diyelim ki akşam yaptım ben bunu. Sabaha kadar çevirdiğim kavanozlar ters olarak bekliyor. Soğuduktan sonra havluyu kaldırıp güzelce kavanozlarımı buzdolabına yerleştiriyorum. Kış boyunca bunları dediğim gibi kahvaltılarda yemeklerin yanında afiyetle yiyoruz. Arkadaşlar tavsiye ederim mutlaka yapın. Kış gelmeden özellikle mutlaka yapın. Ben her sene yapıyorum bunu. Çok güzel oluyor. İsterseniz patlıcan koymayabilirsiniz ama patlıcan da çok değişik bir tat veriyor. Evet, ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Eğer yapacaksanız şimdiden size de kolay gelsin. Afiyet olsun. İyi seyirler. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.